İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün biraz geç başladık. Öncelikle özür dileriz. Tabii havanın biraz kötü olması ve trafiğin de olmasından dolayı Sayın Mehmet Çakıcı programımıza biraz röterli olarak geldi. Evet, hoş geldiniz. Adımız çıkacak lan. Ya, Sağ beş ol. buçuktan başlayacaktık. Haklısınız. Tabii 5 ki evet. 17.40 diye 17.40 tabii ama ben duyuru biraz daha yaptınız. erken başlıyorum Biz her tabii zaman. pembe köşten geliyoruz ya. Evet. Şimdi biraz da yağmurlu orada biraz şeyden de geliyorum. Bu Geçitköy daha kısadır yolu diye. O Evet. tarafı daha çok tercih ediyorum. Bir de manzara da çok hoşuma gidiyor ama bugün çok yağmurlu. Özellikle biraz dağın beş parmakların o ucu şeye doğru olan, baraja doğru olan kısım biraz daha yağmurlu şu anda. Yolda bayağı yağmur Yağsın. vardı. Zaten son yağmurlar Son herhalde. yağmurlar. Evet, Evet. birkaç gün yağsın. Doğrudur. Evet, hoş geldiniz. Hoş Konuya bulduk. aslında verdiğiniz dünkü hatta bugün çıkan gazetede bir demeçle başlamak isterim. Seçim yasasının değişmesiyle ilgili. Biliyorsunuz siyasi partiler şu an seçim hazırlığı içerisinde alttan alttan girmeye başladı. Ve tarih tam belli olmasa da Eylül-Ekim gibi bir seçim bekliyoruz. Bu tabii geçtiğimiz seçimde bayağı karmaşa yaşandı. Çarşaf liste bayağı sıkıntı da yarattı. Şimdi siz bir siyasi parti lideri olarak ve yani bu süreci iyi takip eden biri olarak bu seçim nasıl ilerleyecek? Yani bu yaz çarşaf listeyle yine seçime girersek biz sıkıntı yaşar mıyız? Ayrıca bildiğiniz gibi herkes kendi bölgesine çalışıyor bu son dönemde. Yani örneğin Güzelyurtlu bir vekil kendi bölgesi için çalıştığı için diğer bölgeleri çok önemsemiyor ama bu listede aslında adanın her yerinin vekili olması için de çok önemli bir fırsattır. Ama bizim için zor oldu tabii. Yaşlılar için zor oldu, gençler için zor oldu. Siz bu seçim yasasının değişmesiyle ilgili görüş belirttiniz. Yetişir miyiz tekrar bir seçime yeni bir sistemle? Çok teşekkür ediyorum. Yani biraz Yani karmaşık bu anlattım belki bence ama gayet güzel anladınız. anlattınız. Ben çok net anladım. Evet. Eminim bizi dinleyenler de seçim iyi anladılar. Aslında seçim ve halk oylaması yasası şu anda 2017'de geçti. 4 yıl önce geçti. Yeni bir sistem olarak geçildi. Bir yönüyle iyiydi. Yani herkes herkese Kıbrıs genelinde oy verebilecekti. Bu bakımdan bir avantajı vardı. Ama çok fazla dezavantajı vardı. Çünkü bölgeler o kadar çok bölünmüştü ki mesela karma oy kullanacak biri muhtemelen içimden diyorum yani karma oyu her bölgede düzgün kullanmaya kalkan insan sayısı muhtemelen çok azdı. Onu söyleyeyim. Yani şunu hatırlamanız gerekiyor. Bir karma oy kullanacaksanız işte Lefke ile 1 ile 2 arasında kullanacağım. Güzelyurt'ta 2 ile 4 arasında kullanacağım. Girne'de 5 ile 10 arasında kullanacağım. Lefkoşa'da 8 ile 16 Tabii bunu arasında. kim tutacak aklında? Tabii böyle bir sıkıntı. Maos'ta 6 ile 13 arasında ve İskele'de 2 ile 5 arasında. Aynen bu cümleleri, sizin kullandığınız cümleleri Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin temsilcilerine ikisine birden Mecliste bu yasa 2017'de geçerken o komiteye gittim ve dedim ki bu tarihi bir hatadır ve bu hatayı beraber işliyorsunuz. Bu seçim sistemiyle bu insanlar giremezler seçime. Ve orada da hemen söyleyeyim yani komite başkanları Ertemir Öken Uluçay'dı biri şeyden CTP'den. İzlem Gürçağ da şeydendi UBP'dendi. Ben hatta tarihi sorumluluğunuz var Tufan Öfürman'a ve şeye de nedir Sayın Hüseyin Özgür Güner'e de gidin ve bunun yanlış olduğunu anlatın ama şöyleydi aslında UBP ve CTP parti talimatıyla gelmişti 2017'de bu yasayı geçirmekle ilgili. Ben ısrarla bu yasanın yanlış olduğunu söylüyordum ve insanların bunu hatırlayamayacağını ve çok hata olacağını söylüyordum. Nitekim de öyle oldu Nitekim de öyle herhalde. oldu. Evet. %12 oy yandı. %12. Yani %60 verme, %60-62'dir verme oranımız. %12'si oyların, muhtemelen çoğunluğu da karma oylardır bunlar. Hepsi yandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı böyle bir seçim yasası olmaz dedi. Bunu değiştirin dedi. Bütün partiler de aslında o dönemde UBP, CTP, DP bu hatadan dönmeleri gerektiğini gördüler ve biliyorsunuz bu
seçim yasası herkesin diline düştü. Evet. Değişmelidir diye. Ama bugün değişmesi gerektiğini söyleyenler o gün benimle kavga ediyorlardı. Bu yasa geçmelidir diye. Ve hatta bir cümlede çok ağrıma gitmişti, onu da söyleyeyim. Sen halkı küçümsüyor musun? Bizim halkımız bilir, herkes farkındadır nasıl oy kullanacağını diyerek bir de bana hücum edilmişti. Onu da söyleyeyim. Sanki ben insanların şeylerini küçümsüyormuşum. Oy verme tavrını ve tutumunu küçümsüyor değil. Ben insanların anlamayacağını anlamıştım. Ama ısrarla özellikle Lefke'nin bir bölge olması ve UBP ve CTP'nin birer milletvekili, biz iki partiyiz dolayısıyla birer tane Lefke'den biz başlayacağız zaten, avantajlı başlayacağız diye düşünceleri bu duruma bizi getirdi. Şimdi o günlerde, tekrar söylüyorum, buradan sizin de bilmenizi isterim. Yalnızca yanlışı söyleyen biri değil, öneri sunan da biri olmak istedim. Demesinler, yani Çakıcı bizi eleştiriyor, bizim yaptığımızı beğenmiyor ama öneri de sunmuyor, öyle değil. Üç bölgeli aynı gün öneri sundum. Bunu meclise yasa teklifi olarak verdim. Bu üç bölgenin özelliği şuydu. Güzelyurt, Lefke ve Girne bir bölge olarak birleşecek. Lefkoşa ikinci bir bölge olacak. Maosa ve İskele üçüncü bir bölge olacak. Dolayısıyla Lefke, Girne, Güzelyurt birleştiği zaman 16 milletvekili, Lefkoşa 16 milletvekili, Maosa, İskele de üçüncü bölge olarak 18. Yani 16, 16, 18. Rakam olarak da 16 ve 18'i insanlarımız hatırlayacak. Dolayısıyla birçecik bir formülü hatırlamak yerine iki tane şeyi hatırlamış olacak. İki sayıyı hatırlamış olacak. İçinde karma da önerisi devam ediyordu. Üç bölgeli bir öneri. Karmaşadan şu andaki seçim yasasını kurtarıyordu. Duyuyorum şimdi mecliste bu üç bölgeyi tartışıyorlar. Yani konuşuyorlardı. Aslında benim verdiğim öneriden bir iki tane nüans çıkartarak işte yeni bir öneriymiş gibi sunmaya çalışıyorlar. Varsın öyle olsun. Varsın üç bölgeli sistemi ben değil ufak değişiklikle başkaları getirsin. Ama sonuçta geçsin aslında bu yeni. Bu yapı, bu seçim sistemi böyle olamaz yani. Peki seçim sistemi böyle olamaz da düşündüğünüzde her yıl bir seçim yaşıyoruz ve biz kendi halk olarak yıprandığımızı düşünüyorum, maddi manevi. Evet. Çünkü süreklilik arz etmeyen bir hükümet hiçbir şekilde bir başarı sağlayamaz bana göre. Yani evet, her yıl değişen hükümetin devamında istikrarlı bir yani bir yaptırım olmuyor ve tabii, her tabii gelen bakan diğer bakanın yaptıklarını hiçe sayarak sıfırdan başlıyor. Böyle bir sistemle ilerlemek mümkün mü? Başkanlık sistemi için ne düşünüyorsunuz? Sizin görüşünüz ben burada nedir? Bir şey söyleyeyim. Ben yani bu üç bölgeli sistemin önerisini yaptık ama benim temel düşüncem bu değildi. Evet. Ben bu orta yol bulunabilecek. Şu altı bölgeli yapıya baktığım zaman hesabı kitabı ülke genelinde birinin anlaması çok kolay. Ben size tekrar edin desem evet, edemeyeceksiniz ben. Yani onu edebilir misiniz bilemiyorum. Yani siz kendi kendinize bir sorun. Evet. Siz bir seçmen olarak, bir gazeteci zor, olarak ki çok zor insanların hatırlayacağı bir şey evet olarak görüyorsunuz bunu. Aslında bana göre tek bölge olmalıdır Kıbrıs. Bin kişi, bin oyla milletvekili seçilen arkadaş var. Yani bu da adaletsizlik böyle değil de olmaz. Mi? Yani evet, Kıbrıs küçük bir yerdir. Evet. Bunun Lefkoşası, Girnesi, Güzelyurdu, Maususu yoktur. Bu ülke bir bütündür. Pandemi geldiğinde hepimizi sarıyor. Ekmek fiyatı gelince hepimizi sarıyor. Tarım teşvikleri deyince, turizm deyince her yere etkileyen bir şeydir. Dolayısıyla bir milletvekili ülkesini temsil edecek küçük bir yerdir burası. Türkiye'nin küçük bir belediyesinin nüfusu kadardır. Evet. Onu buradan söyleyelim. Dolayısıyla seçimi de zor olmamalı. Herkeste bir temsiliyet, öyle olacak olsaydı her köyün bir milletvekilini koyacaktık. Yani eğer böyle bu şekilde yapacaksa. Dolayısıyla tek bölgeli sistem en doğrusudur. Yani 52 milletvekili sıralanır. En halkımız en çok kimi istiyorsa kendini temsil etmek için 25 tane tercih sistemi, 25 ile 50 arasında da bir karma kullanacaksa kişi kullanır. Ve sistem buna göre kurulabilir tabii ki. Ama ben bölge milletvekilleri buna itiraz ediyorlar hep. Tek bölgeli sisteme, Güzelyurt'taki, İskele'deki, Lefke'deki adaylar. Biz seçilemeyiz. Lefkoşa'dakiler, Girne'dekiler
bizi geçerler gibi bir endişeyle buna engel oluyorlar. O yüzden benim önerim 3 bölgeli sistemdi. Şimdi bu bir sorumuz. Orada evet. Seçim sistemi ne yapılması lazım? Başkanlık sistemi sorunuzu cevap evet. vermeden önce şunu sonuçlandırmak isterim. Bu hükümet bakanlık değişecek bir hükümet değildi. O yüzden itirazımız, o yüzden karmaşa oldu. Bu hükümet bir erken seçim hükümetiydi. Erken seçim hükümeti 3 tane işi vardı yapması gereken. Bir, bütçeyi geçirecekti. 2, Türkiye ile bir ekonomik anlaşma imzalamak durumundaydı. Evet, şimdi zaten 3, yani 2 işini de çok zor zor yaptı. Yok meclis başkanı seçimi, evet. yok bütçe erteledi, yok o olurdu, bu olmazdı falan filan. Hepsi sancılıydı bunların. Yani hasta bir yapıyla başladık. 3. Nokta, bugün yapılması gereken şey bu partilerin meclise oturup bu 3 bölgeli sistemi ara kesit olarak alarak, başka bir öneri varsa da bize güzel bir öneri sunulabilecek, onu da değerlendiririz bütün partiler. Bir sistemi, bozuk sistemi, Sayın Narin Hanım'ın bahsettiği Yüksek Mahkeme Başkanı'nın, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın bu seçim sistemi olmaz, bu değişmelidir dediği yapıyı da, yalnız bir siyasiler değil, esas kurulun başındaki zorluğu yaşayan şeyler de, yetkililer evet. de bize uyarıyorlar. Diyorlar ki bu yasa değişmelidir. Yani 2017'de UBP ve CTP'nin bulduğu, DEP'nin desteklediği bu kötü yasa değişip yerine düzgün bir seçim sistemiyle insanların en basit, en kolay anlayabileceği seçimde, hızlı olma adına çok önemli. Ve hızlı olma adına seçim evet. seçime gidiyor olmaktır. O yüzden bu hükümet böyle benim gözümde bir icraat hükümeti değildir. Çok büyük beklentiler beklemiyorum hükümetten. Zaten iradenin de karmaşanın da bir seçimle toparlayabileceğine inanıyorum. Yok Faiz Bey seçildiydi kurultayda, Ersan Bey geldiydi, işte Ali Pilli görevden alındıydı, oydu buydu, Sayın Can Altay bakan mı olacaktı, meclis başkanı mı olacaktı? Yani bu karmaşadan, bunun ve iradeden de, şimdi şeyle bakıyorum, Cumhurbaşkanı seçiminde de Halkın Partisi %20'lerden %5'lere düştü. Evet. Yeni Doğuş %10'lardaydım dedi, bugün %5 oy aldı seçimde. Diğerleri aynı. Demek ki yeni bir iradenin meclise yansıması ve ona bağlı uzun vadeli bir hükümetin kurulmasını umut etmemiz ki bizi bir istikrara götürsün. Bu doğru olan budur. Halk da verdiği karara saygı duyalım. Şimdi ikinci sorunuz da şu ki başkanlık sistemi. O yüzden söylüyorum, Ekim ayı mecburdur hükümet girsin seçime. Neden mecburdur? Çünkü yasamız ne der? Eğer bir milletvekili boşalması halinde meclisten, ilk Haziran'da seçim yapılır. Ancak ilk Haziran'da seçim yapılmaması için, yani önümüzdeki Haziran Sayın Ersin Tatar Cumhurbaşkanı olduğu için, bir milletvekilliği yer boşaldığı için yasa diyor ki Haziran ayında seçim mecburdur. Ama bir milletvekili için de yapılabilir. Şimdi yasa diyor. Evet. Eğer bir boşalma olması halinde. Evet. Yasal bir zorunluluk vardır ki Haziran ayında o bir milletvekilliği için seçim yapar. Evet. Bu da ülke geneli bir seçim olacak çünkü bir önceki yasa değişmiş durumdadır. Ancak ne zaman ertelenebilir o bir milletvekilliği? Eğer bir seçim tarihi belirlerseniz ki orada da Ekim deniyor, onun tarihi netleşirse Haziran ayında seçim yapılmayabilir diyor. Yani bizim seçim yasamız bunu söylüyor. Ha şimdi konuşmalar duyuyorum işte bu yıl seçim olsun mu olmasın mı? Yasal zorunluluktur. Seçime bir milletvekili için gidilecek. Ya da o bir milletvekilinin yerine 3 ay daha ileriye atılıp yeni bir seçim tarihi. Yeni bir genel seçim yapılacak. Ekim ayı ki ondan sonra da zaten 3,5 yılı geçmiş oluyoruz. Çünkü biz en son 2018 genel seçimi Ocak'ta yaptık. O zaman 2018-2021 Ekim hemen hemen 3,5 yıl artı 3 aydır. Yani 4 yıla yakın bir süredir. Normal süresi 5 yıldır biliyorsunuz. Dolayısıyla 15 ay önce seçim yapmış olsun. Evet. Normale yakındır. Evet. Tam normaldir demiyorum. Ama olması gereken midir? Elbette. Doğru olan bu mudur? Evet. Çünkü bu yapındaki tıkanıklık böyle çözülüyor. Peki bir soru sordunuz. Başkanlık sistemi olsun mu olmasın mı? Ben Kıbrıs'taki başkanlık sistemi bizde belediyelerde de vardır.
Biz yabancı değiliz başkanlık sistemine. Ama belediyeyi batıranlar da vardır. Lapta Belediyesi batmıştır geçmişte, Lefkoşa Belediyesi batmıştır. Borçlar içindedir falan filan belediye gibi, Erenköy Belediyesi kayyum atanmıştır gibi şeyler yaşadık. Yani insandır önemli burada. Siz sistemi, parlamenter sistemi de iyi yapan insandır. Başkanlık sistemini de iyi yapan insandır. Ama parlamenter sistemi bozan da insandır. Başkanlık sistemini de bozan insandır. Yani ben, siz de tehlikelidir. Tabii yani sizi seçeceğiniz insana bağlıdır. Evet. Bir başkanlık sistemi istersiniz, diktatör seçersiniz, sonra ağlarsınız. Ama bir adamı başkanlık sisteminde iyi bir adam seçerseniz adam harikadır. Parlamenter sistemde de oturursunuz, düzgün bir koalisyon kurarsınız ve ülkeyi düzgün yönetirsiniz ve değiştirirsiniz yasaları. Ya da olduğu gibi hiçbir şey yapmadan, koalisyon üstünde bir şey yapmadan yolunuza devam edersiniz. O yüzden ben şeye bağlıyorum daha çok işi. İnsan Kıbrıs'ta gibi küçük yerlerde parti liderlerinin kararlılığı çok çok önemlidir. Yani parti lideri ve parti üst yönetimindeki kararlılık. Yani ben geldim Mehmet Çakıcı, hayalimdir benim örneğin polisi sivile bağlayacağım. İki tane adam var. Gene Mehmet de Ahmet de var. İkisi de çeşit gelebilir. Ama Mehmet der ki ben ille de bunu yapacağım. İlle de bu ülke için benim için gereklidir. Tehditlere, şantajlara rağmen adam polisi sivile bağlar. Öbürü de gelir, korkaktır. Ona baskı yaparlar, yapma etme, şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur, şöyle olursa sen sallanırsın. Adam korkar yapmaz. Yani parti liderlerinin, parti yönetimlerine çok bağlı olduğunu düşünüyorum. Ben hep bizim siyasetçimiz için de hep şey söylüyorum. Son 20 yılda, bakarım geriye doğru, kamu reformu dedik, siz söyleyin, evet, yapamadık. Genel sağlık sigortası dediniz, yapamadık. Hukuk reformu, yeni bir ceza yasası dedik. 20 tane hukuk fakültesi olduğu halde bir ceza yasası yapılamadı. Vergi reformu yapamadın. Tarım reformu yapamadın. Bankalar faiz yasası geçiremedin. Şimdi ben yapıya bakıyorum. UBP'de geldi, CTP'de geldi, DPS'i de hep ortaktı bunlarda. Yeni seçtik, Kalkın Partisi'ni seçtik. Bir Allah'ın kulu da benim hayalimdir şu. Ve ben bu hayalimi gerçekleştirmek için ben illa bir tanesini tutsaydı elinden deseydi ki ya ben polisi sivile bağlamak Halkın Partisi'nin hayaliydi. Geldim 10 yıl ama iki tanesini, onda neydi hayalim ama bir tanesini yaptım. CTP geldi, ben Sosyalist Parti'yim, UBP'yi istemiyorum. Tufan Örürman yeni bir başbakandır, bilmem nedir. Bir tanesini işlerden göremedim. UBP gelir, Ersan Bey gider, öbürü gelir, Faiz Bey yani gider. Yani yapmak istemediklerinden midir yoksa? Bilmem vallahi. Yani çünkü lütfen geldiklerinde benim gibi oturuklarında söz evet. söyleyin. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim size buradan. Bu saydıklarım var ya, Allah bana o günleri göstermesin. Geleyim iktidara ve bunların yalnızca bir tanesini bir gerçekleştirebileyim. Mehmet Çakıcı gibi adam gelsin ve beni eleştirsin burada. Allah diyorum bana böyle bir nasip etmesin, böyle siyasette de bir seçileceksin de seçilmeyeyim asla bunun için. Bir siyaset insanı, bir bu ülke için biz bir şey yapmak isteyenler, insanların hayalleri olacak. Hedefleri geldi, olacak. Hedefleri olacak. Ve senin bu hayalin kendin için olmayacak makam koltuğunda. Yani ben makan olayım, planca bakan, arabaya bineyim, biri de beni sürsün, bir de sekreterim olsun, havada atayım, üç tane de gazeteci koştursun peşimde, benim gazetemiz çeksin, ben de hava atayım. Aferin pof pof derler Kıbrıs'ta. Bakan oldun sen. Kardeşim sizin göreviniz iş yapmaktır. Her biriniz bir iş yapsa bu ülke düzelmiştir. Ya bugün bir bakanlar kurulu vardır. Hepiniz bir tane hayati en önemli işi alacak ve bunu yapacaksınız. Ben Mehmet Çakıcı olarak benden duymanı istiyorum. Polisi sivile bağlanması benim dönemimde hükümet olup hükümetten bunu bağlamadan ayrılmak söz konusu olamaz. İnsanlar beni bilecek, bu ona göre oy verecek. Oturdum da koltuğa işkenceyle ilgili mücadelede yasaları karşısında bulacak. Uyuşturucuyla ilgili mücadelede yasaları karşısında bulacak. O polisi de İçişleri'nde, Başbakanlığında
gözetiminde ve yönlendirmesinde bazı politikalar hayata geçirecek. Şimdi bunu o yüzden söylüyorum. İster siz parlamenter sisteme beni oturtun, İsterse beni başkan olarak seçin, benim görevim bellidir, misyonum bellidir. Benim görevim bunları gerçekleştirmektir. Yani örneğin, oyu da insanlar ona göre vermeliler bana ya da vermemeliler. Ya da vermeliler. Ama yani burada da tekrar soruyorum, esas soracağınız, ben de seçim gelsin sormak isterim. Hepsine tek tek soracağım. Niçin gerçekleştiremediler? Ben soruyorum size. Neden bu kadar çok başbakan oluyor? Tufan Bey başbakan oldu. Ersan Bey başbakan şu anda. Bir öncekinde Ersin Bey'di. Bir öncekinde Sayın Özgür Gündü. Bir öncekinde Kalyoncu'ydu. Bir öncekinde Ferdi Sabit Soyer'di. Bir öncekinde başka biriydi. Niçin Allah'ın bir polisini sivile bağlayamadık? Ben sorarım size. Yani demokrasinin şartlarından biri değil midir? Türkiye'de adam jandarmayı da kendine bağladı, bırak polisi. Darbeyi önlediler polisle beraber. Yani orada Türkiye'deki icraatlar açısından. Ya da biz oturduğumuzda bir vergi reformu, bir tarım reformu, bir genel sağlık sigortasını bizim oturup bunlardan birkaç tanesini her hükümet başarsa zaten 20 yılda her bir hükümet 2-3 tane doğru dürüst iş yapsa zaten bize söyleyecek laf kalmaz. Bu kadar da insan arkasından siyasetçinin bu kadar da laf söylemez. Ben söylüyorum, aklınızda ya bir hükümet geldi. Bundan önce UBP Halkın Partisi, ondan önce CTP vardı, dörtlü koalisyon vardı. Hatırlayabildiğiniz bir işleri var mı bunların? Böyle ama çok, baktığınızda da çok komiteler ciddi harıl harıl çalışıyor. Yani alttan birçok yasa yapılıyor, birçok şey geçiyor. O zaman liderliklerinde bir sorun vardı. Yönetme biçimleri. Çalışmamış olsalar diyeceğim, yani oturuyorsun bir gazeteci olarak ama üretici, takip ediyoruz yani. Demek ki orada ben size söyleyeyim, bir komitenin çalışmamasına en önemli faktör siyasi parti liderliğidir. O liderlik onun peşinde koşmuyor demektir. Yani sonuç yok yani. Sonuç yok bir şey ifade bir örnek etmiyor. Vereceğim size. Uyuşturucu denetimli serbestlik, evet, yasası. Ben dedim ki bu mecliste bulunma nedenlerimden biri de bu bağımlı hastalara dünyada olan bir hukuk sistemini bizde yok uygulamak. Ne yaptık? Gittik bulduk hukukçusunu şeyde, mecliste. Oturduk bir yıl, bir buçuk yıl beraber, ben söyledim, o yazdı, o düzeltti, ben söyledim. Veya benim söylediklerimi o düzeltti hukuken. Evet. Oturduk bir buçuk yaptık. Sonra gittik mecliste sunum yaptık. Baktık 22. sıraya düştü. Nasıl çıkaracaktım bir milletvekili? Bir tane adam. Koşturduk gittik, dedi ki buna acele verebilir miyiz ivedilik? Verdik. Dediler buna komitede sıra çok buna. Özel komite kuralım. Özel komite için partileri tek tek dolaştım, gittim. Özel komite isteriz dedik. Arkadaşlara destek olun dedik. Bu çocuklara günahtır dedik. Satıcıyla bağımlıyı aynı yere koyuyoruz dedik. Oturduk. İkna ettik partileri. Söyleyeyim kimi ikna ettiğimi. Gittim Tufan Erorman'ı buldum. O CTP'den. Gittim Ersan Saner'i buldum. UBP'den. O gün sade milletvekili dediler. Başbakan değillerdi. Dedim ki o günün gerçekten milletvekilleri açısından Sayın Fikri Ataoğlu. Dört kişi sunduk. Dedim ki benim zannedilmesin de TKP'den gelen bir adamın verdiği öneri da hepsi reddetsin. Ama hepimizin verdiği bir şey olsun ve öneriyi beraber verdik. Yazanı biz idik. Yazdı bendim. Oturdum dünyada baktık ne oldu. Zaten biliyoruz aslında. Yani onu söylüyorum, onu getirdik. Yani. Ama ne oldu? Geçti. Oy birliğiyle yani geçirdik. Onun peşinde koşmak lazım. Anlatmaya çalıştığım tam odur. Evet. Peşinde koştuk. Şimdi başbakanın da inanması lazım. Ya inanmıyorlar buna. Ya şöyle diyor örneğin. Ben polisi sivile bağlayamıyorum. Ne için? Asker kızar bana Türkiye'de. Tufan korkar. Bir önceki korkar. TDP'li bile hükümete girer susar sesini. Yani biz aynı camiadan gelen insanlar olarak bile bakarım. Cemal Bey sustu. Bir kelime söylemedi Cemal Bey. Yıllarca mücadele ettiğimiz konuyla ilgili. Vergi reformu istedik. Gazino patronları gözer. Nasıl verecekler bize desteği seçimde? Piyango biletlerini nasıl satacağız biz bunlara? O zaman onları da rahatsız etmeyelim. Tarım reformu, tarımcıyı da belirleyecek zenginle şeyi. Tarım bakanlarının bakarsınız, tarım bakanı olmuş şey, en büyük hayvancılık şeyinin
şirketinin sahibi gelir oturur nöbetçi şey gibi. Yani. Bir nöbetçi gibi olur, aman sakın değilsin orası diye. Bankalar faizi nasıl geçirecek? Kızar bize banka sahipleri, gene veremeyiz. Seçimde büyük zenginler kime destek olacaklar? Lazımdır bizi korusunlar. Yani bizi destek lazım. Biz siyasiler olarak. Ben size gerçeği söylüyorum. İş adamlarının Kıbrıs'ın korkusuyla mı yapılmıyor? Evet, iş adamlarının ve büyük zenginlerin korkusuyla bu siyasetçilerin bazıları arzuhalcidirler. Bakanlıklarda iş takip ederler yalnız. Gerçeği benden duyacaksınız. Ve etki altındadırlar. Çünkü seçimde oradan destek isterler. Bu büyük iş yerinin çalışanları bana oy vermelidir. Karma oy da yaparsak güzel olur. Arkadaşımızı da geçerik. Hatta keserik de onu. Hatta oy satın almamız için, değil mi? Serdar Bey söylediği için söylüyorum. Oy satın aldım dedi. Ben almadım. Ben nasıl aldım bilmem. Teklif oldu mu bana? Oldu. Reddettim. Kapının önüne bile sokmadım. Kaybedeceksem kaybederim. Yok da dedim bu zibidilere. Gideceğim teslim olacağım. Üç tane oy satacak diye bana. Beni satın alacak. Nasıl konuşacaktım senin karşında böyle? Yani konuşamazdım. Reddettim. Ama oy satın almışlar. Ben de meclis kürsüsünden duydum. Rüşvet aldığını dolarla salladı Sayın Aslan Baba. O meclisi orada duydum. Bilmezdim nasıl pazarlık yapıldığını. Yani o anlamda söylüyorum. Şimdi bu etki altındaki yapı karar veremez. Benim insanım da gider, bir bunları görür, belki de duyar ve bilir. Boş ver, benim işim olsun. Geldiğinde bakanlığa torpilciyim olsun. Durumu idare edeyim ben. Benim işçiyim bakanlıkta olsun da ölen ölsün, kalan kalsın. Benim işim olsun da der. Tanıdığım ahbap olsun. O da yesin ama seçilsin der, bileğim tanıdığımdır der. Sistem bunun üzerine kullanılan bir sistemdir. Ya bunu bozacağız beraber. Biz değiştireceğiz ve hepimiz de yardımcı olacağız buna. Eminim, bakın ben şeyi söyleyeyim. Sağda da solda da dürüst, çok çeşitli siyasi partilerde. Hepsi de kötüdür diyemem. Doğru da gelmez bana. Her partinin içinde düzgün, eminim hayalleri olan siyasetçiler var. Siyasetçiler yetişmelidir sağda da solda da. Her partinin içinde. Ama bu şekilde olamaz. Baktığınızda yalnızca dikkatinizi çekeyim. Bu seçilmiş siyasilere halk oy veriyor ve uzun yıllardır birçok ismi tekrardan seçiyor. Yani şu an sizin şikayet ettiğiniz bazı isimler var ama yani bugün biz onları seçerek yeniden görevlerine devam yani etmelerini sağlıyoruz. Ya, %100. Yani bunun Almanya'da kimleri kim seçtiydi? Alman halkı değil miydi? Evet. Hep beraber Hitler'in peşine düşmediler miydi bir dönem sonra? Yani ama Hitler ne yaptıydı kendilerini? Bütün Almanya'yı mahvede. Hele Dresden'in bombalanması, evet. Çoluk çocuk hep beraber o müttefik güçler tarafından bombalanması ya da Japonya, Hiroşima'ya atılan ve Nagasaki'ye atılan, evet. Japon halkı desteklemedi miydi o hükümetleri? Alman halkı onu yani ya da İtalya'da Mussolini kazanmadı mıydı? Yani şeyi söylüyorum. Şey. Evet, insanlık tarihinde toplumlar ve topluluklar hata yaparlar. Evet. Ama doğru da yapar. Atatürk de bunun bir örneğidir. Türkiye halkının seçtiği önemli, evet, bir liderdir. Geldi ve hayalleri vardı. Sayın Pamuk Volkan'ın kitabını okumanızı tavsiye ederim. Okumadım ölüm. Ama lütfen duydum. Okuyun. Ölümsüz bayağı. Atatürk. Ben çok etkilendim Atatürk'ün şeyinden. Nasıl aşık olduğunu, nasıl bir Bulgar ateşe olarak gittiğini Bulgaristan'a, evet, kıyafet balosuna katıldığını, o vasitere katıldığını, mektuplar yazdığını, duygusal mektuplar yazan da bir şahsiyet. İnsandı ya, biz batmayın putlaştırdık. Evet. Sayın yani Atatürk'ü putlaştırılanlar oldu ama put değil, insandı. Aşkları, ayrılıkları vardı. Dolayısıyla ama hayalleri vardı. Döndü, ateşe oldu o Bulgaristan'dan geri döndü ve ülkesini kurtarmakla ilgili hayal kurdu. Ve devrimleriyle ilgili ayakları. O gördüğü valsları, o gördüğü, evet, müziği, o gördüğü davranışı, o gördüğü harfi, o gördüğü kıyafetini, duyguları, kıyafetini, şeyini değiştirmek istedi. Ülkede batıdır senin yolun dedi. Yol gösterdi. Leading yaptı. Liderlik yaptı. Yani önderlik etti. Dolayısıyla bakıyorum her çeşit insan var dünyada. Halklar istediklerini seçebiliyorlar. Kötü de seçebiliyorsunuz, iyi de seçebiliyorsunuz. Kendini nasıl layık görüyorsandır aslında. Evet. Biz
eminim çok iyi insanları da bakan yaptık ama şu sonuca ulaştık geldiğimizde. İyi insanları bakan seçebiliriz. İyi insanları milletvekili de seçebiliriz. Sağdan ve soldan. Ama bu insanlar bugüne kadar doğru dürüst iş yapmadı bize. Yani iyi olmaları, iyi bir siyasetçi olmasa anlamına gelmiyor. Şimdi eğer biz Türkiye'nin önündeysek ticarette, hatırlarım ben ütü sattığımı hatırlarım öğrenci olduğum dönemde Türkiye'de. Kot sattığımı hatırlarım. Sigara götürüp sattığımızı öğrenci harçlık kazanalım diye. Orada yasaktı, bizde vardı. Yani mesela Converse'li, Adidas'lı evet. Bilmem neydi. Türkiye'de yasaklı bilmem neydi. Biz Kıbrıs'tan gidenler hava atardık. Böyle 17-18, 30 yıl önce bahsediyorum. Evet. Ya şimdi biz ticarette geriledik. Demokrasik o ortamlarda daha önde görünen bir yapı giderek geriledi. E-devleti ararık, dünyada e-devlet oldu. Biz ara daha e-devleti konuşuruz. Olsun mu olmasın mı sistemimizi. Yani baktığım zaman bir sonuca ulaşıyorum. Bizim yöneticimiz bu işi yönetemedi. Yönetemediği için bir sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Ben o gün de şeyi de söylüyorum. Bugün yapılması gerekenin ne olduğunu umarım her partinin içerisinde çıkan bir güçlü şahsiyetler bazı şeyleri değişmeyi birlikte yapabiliriz diyorum. İlla da biz yaparız demiyorum. Ben Mehmet Çakıcı ve TKP olarak yaparım diyorum. Ama ben yeterince o güce ulaşamıyorum. O zaman birlikte yapmaya da varım diyorum. Diğer partilerle ittifaklar, koalisyonlar kurarak bunları yapmaya hazırım diyorum. Ve bunun için iddiam var diyorum. Misyonum da var diyorum. Çünkü geriye baktığımda Mehmet Çakıcı olarak da çıkabileceğim bir yer yoktur. Profesör geldim. Evet. Surlar içinde fakir hastane kuran birine geldim. Okul kuran bir adama dönüştüm. Yani benim için yani ekstra bir ev, araba almak bir hedef olmaktan çıktı. Zaten 10-15 yıldır derler yaşla ilerliyor değil mi? Hayatı insanın bir sınırı var. Yani ne götüreceğiz öbür dünyaya? Ama ülkemiz için 3-5 bir şey yapabileceğimiz, ortak yapabileceğimiz bir şey var. O yüzden böyle şey baktığım zaman siyasetteki arkadaşlar da bilirler. Bana böyle hep sıcak bir davranışla davranırlar çünkü kin duymuyorum. Siyasi, benden farklı düşünen siyasi partili arkadaşlara kin duymuyorum. Onlarla konuşmaya çalışıyorum. Beraber bir şey yapacağımızı söylüyorum. En mühimi uyuşturucuyla ilgili denetimi serbestlik yasasını kendi yazdığım halde hava atayım diye vermedim. Ya tek başıma vereyim reddedilsin. Ve dört parti birlikte vermemizi sağladık. CTP, UBP, DP, o günkü TDP, biz beraber, hepimiz beraber ve bugün bakın başbakan oldu şeyler. O gün beraber benim seçtiğim, çalışabildiğimi, en azından beraber aynı vizyonu paylaşabileceğimi düşündüğüm her partiden bir insan seçtik. İkisi başbakan oldu, biri başbakan yardımcısı oldu. Demek ki seçimlerimiz de doğru değil. O partiler de onların doğru insanlar olduklarını sırasında gördüler ama demek istemeye çalıştığım şey şudur. Beraberce aslında yapabiliriz, becerebiliriz. Birbirimize düşman olmamıza gerek yoktur. Ben sosyal demokrat biriyim. Arkadaş muhafazakardır. Birisi daha çok dindardır. Birisi daha çok soldadır. Birisi daha çok sağdadır, milliyetçidir. Evet. Ama ortak değerler oluşturup mesela genel sağlık sigortası ortak değerimizdir. Bu ülkenin sivilleşmesi, evet. Demokratikleşmesi, ekonomik olarak ayakta kalması hepimizin hayalleri olması lazım. Ama parti başkanı eğilip bükülmeyecek. Parti başkanı ve oradaki yönetimdeki arkadaşlar vay ben korkardım askerden, vay ben korkardım iş adamından, vay o da onun da üzmeyim, onu da kırmayayım, bunu da bilmem ne yapmayayım. Şu an durumu öyle diyorsunuz. O zaman işte sıfır derim ben size. Evet. Çok merak ediyorum. Vallahi bir şey istemiyorum, bir şey söylemiyorum hükümet için. Sayın Ersan Saner çok sevdiğim, saydığım bir arkadaşımızdır. Şu anda tek yapabileceği şey bu ülke için yapabileceği, görürüm önündeki tıkanıklığı şu anda, parti içindeki tıkanıklık da var kendileri açısından. Tek yapabilecekleri seçim ve halk oylaması yasasıyla ilgili doğru dürüst bir düzenleme yapmak. Herhalde yaparlar diye düşünüyorum. İnşallah. Vallahi başka bir şey beklemiyorum. Getirdi. Yani bununla ilgili görüyorum. Bir icraat hükümeti değildir. Evet. Bakın Ekim ayında seçim olacak olsa biz Mart'tayız. Bu yıl aynı ikisidir. Zaman da kalmadı. Seçim hesapları da girecek. Nisan 4'üncü, 4'ünden 10'unca 6 ay sonra seçim var. Siz artık neyi yapabilirsiniz ki? Siz ancak oturup komitede seçim ve halk oylaması.
insan yasasını düzelterek insanların doğru dürüst bir yere girsin. Ha otursun o meclis, başkanlık sistemi midir, parlamenter sistem midir, başka bir şey midir? Benim düşüncem dediğim gibi farklıdır. İnsan diyorum. İnsan başkanlık sistemi, parlamenter sistem de fark etmez. Düzgün yapmak isterseniz çok düzgün parlamenter sistemler var. Düzgün de başkanlık sistemi var. Ama kötü de parlamenter sistem var, kötü de başkanlık sistemi de var. Ben o yüzden sorunu burada parlamentoda, parlamenterde görmüyorum. Yani kişilerden. Bir şey söyleyeyim. Bir şey yapmak istemeyen, evet, ben gene bu iş adamından korkarım, evet, filancadan korkarım diye bir başkan seçerseniz gene ağlayacağız yani sonuçta. Ve tekrar söylüyorum. Belediyelerimizin tümü başkanlık sistemidir. E batmadı mı bu belediyelerin bir kısmı? Lefkoşa Belediyesi'nde insanlar bir yıl, bir buçuk yıl mahsız kalmamalılar mı? E parlamenter sistem mi vardı şeyde? Evet. Yani sistem olarak baktığımda belediyenin kendi zaten başkanlık sistemidir. Sistemi. Ve bu başkanlık sistemindeki çoğu belediyemiz, bak çoğu diyorum, başarısızdır. Bizde başarısız başkanlık sistemin küçük örnekleri vardır. Yani başka bir başkanlık sistemine gerek yok. Ya, söylüyorum ya ben aynı örneğini sistemini. Eğer insansa zaten... ve tekrar söylüyorum ben mesela yani bakarım derim ki yani siz bir örnek vereceğim size ve anlaşılsın daha iyi anlaşılması için. Şeyde işkenceyle ilgili 5-10 yıl önce 6-7-8 yıl önceydi hatırlıyorum işkenceyle ilgili bir tartışma çıktı mecliste. Ben de işkencenin olduğuna dair bazı birkaç polis, bütün polisleri tenzih ederim. Çok kahraman polislerimiz var ama bazıları aralarında sıkıntılı olanlar da var. Bunlar bu 3-5 tane arkadaş da bunlardan biriydi. Onu söyleyelim ama bu fotoğrafları meclis kürsüsünde ben gösterdim. Bu ülkede böyle sıkıntılar var diyerek. Hatta bir tanesi Türkiye vatandaşıydı, bir tanesi KKTC vatandaşı. İkisini de gösterdim. Sonra komite kurduk. İşkence kuru komitesi kurulması ile ilgili öneriyi ben verdim. Komite kuruldu. Oy birliğiyle karar verdik komitede. İşkence vardır diye. Genel kurula çıktı. Genel kuruldan oy birliğiyle karar çıktı. Genel kuruluna oy bir düşün genel kurul. Meclis KKTC meclisi karar verdi ki ülkede işkence var ve müdahale edilmesi lazım. Dedik meclis başkanının ne yapılacak? Polise gönderilecek. Gönderdiniz mi? Yazdım gönderdim dedi. Şimdi bu aşamada ne olması lazım? Polis o dönem bulamadı. Yeterince kanıt o 3-5 tane arkadaşla ilgili bulamadı. Nedense biz bulduk mecliste. O günküler bulamadılar. Onu söyleyeyim. Şimdi bakıyorum şeye. O gün yapması gereken görevi kimdir? O gün bir başbakan çıkacak ve diyecek ki arkadaşlar siz böyle bir olaylar var. Meclisten de karar çıktı. Kimdir bu meclisin kararına uymayan ve bunları doğru dürüst araştırmayan? Ve sen o polis genel müdürünü görevden alacaksın eğer şeyse. Eğer oysa engel olan. Ya da bir başkasıysa genel müdüre diyeceksin. Nedir de hala daha şey çıkmadı, sonucu çıkmadı. Bugün hala daha biz bunları konuşuyoruz. Bunları nasıl tedbir alacağımızı, nasıl önleyebileceğimizi. Hala daha konuşuyoruz bunları ama gerçekten bunlar için diyorum işte bunları sahiplenecek, evet, sürdürecek, hesabını soracak. Kendimi hiç hayal edemedim yani orada. Ben oturacağım ülkenin başbakanı veya bir İçişleri Bakanı bir şey olacak orada. Meclis bir karar verecek. Meclise de hakarettir. Kendi verdiğim oya hakarettir. Peşine düşerdim tabii ki sonuna kadar. Ve derdim ki başbakan ve bakan olarak ya ben koltuğumdan olacağım ya bunlar olacak koltuğundan. Başka türlü bu ülkede liderlik edilmez ve düzelmez bu ülke dersiniz. Bir iddianız olur. Ben böyle bir şeyin peşinde koşan başbakanlar, bakanlar arıyoruz. Yoksa şey anlamında değil. İşte böyle konuşalım. Gelsin öbürü de konuşsun. Bir başkası da fikir söylesin. Bir şey de yapmayalım. Hükümetler değişsin. Kavgamız yalnızca kim kurultayla kazanacak olsun. Ama icraata gelince sıfır icraat olsun. Yani gerçekten ben mesela geçen hafta içinde de bana çok garip geldi. Ali Pilli'nin görevden alındı mıydı, alınmadı mıydı? Başbakan alsın mıydı, almasın mıydı? Kampanyalar oldu, doğru muydu, yanlış mıydı? Ali Pilli'nin görevden alınması falan filan bilmem ne. Ya biz ne sansasyona meraklıyız ya.
Ya biz bir de sosyal medyanın yani bir şey etkisi söyleyeyim. Olduğunu ne kadar düşünüyorum sensasyon ben. Siz meraklısı, ne düşünüyorsunuz bu ne konuda? kadar dedikodu meraklısı, ne kadar şey. Ya işin özü orada değil. Sen bakarsın şeyine. Covid-19 bu ülkede kaça çıktı rakam? Başarı orada ölçülür. Bunu önlemek için bakan ne yaptıydı? Eğitim programları yapmış mıydı? Dünyada yapılan eğitim programları bizde de oldu mu? Dolayısıyla bizdeki rakam sıfır iken 50 ve 80'e çıktıysa bu Türkiye'deki orana ne kadar denk gelir? Başarısızsan ayrılacaksın. İster pilli olur, ister adın, ister pilsiz olur, ister şey olur. Kim olursa olsun çakıcı olur, başka biri olur. Çakısız olur, ben de kendimi de söyleyeyim. Ama şeyi söylüyorum, başarının ölçüsü iyi kötü insan olmakla ilgili bir şey değil. Başarının ölçüsü sizin demek ki siz ne yaptığınızla ilgili. Doğru yapıldığına inanıyorsunuz. Ben şöyle de, ben doğru yapılmadığını şöyle düşündüm. Onu söyleyeyim. Gerekçesi benim için anlamlı gelmedi bana. Yani gerekçe şuydu. Yoruldu. Sayın Can Altay'ın meclis başkanı yapılması, Sayın Can Altay meclis başkanı yapılamayınca yine bir bakanlar kurulunda yer arandı. O yerde Ali Pilli'nin 6 ay kala seçime giderken görevden alınması bana doğru gelmedi. Çünkü tekrar söylüyorum, bu kadar kargaşa gerçekten iyi de bir insan olan Sayın Ersan Saner'i yıpratır diye düşündüm. Stratejik gelmedi bana. Doğru bulmadım. Çünkü şu anda doğru olan çok da yıpranma olmadan eğer Sayın Ersan Saner bir kurultayla geldiyse oraya bir evet. Olağanüstü kurultaya geldi. Onunla seçime ülkeyi götürmesidir. Düzgün bir seçim yasası bize yaparak. Evet. Bu kadar polemiğin içine girmesi de Sayın Ersan Saner'in gereksizdi bence. Ama baktığınız zaman bu ülkede ne kadar sansasyonlu olay olsa da bir hafta konuşuluyor. İkinci haftadan sonra artık yerini başka bir olay yer alıyor. Belki siyasetçi de böyle düşünüyor. Görevden alırken. Şu an Ali Pilli konusu tabii ilk başta gündemdeydi bayağı. Şimdi yerini yavaş yavaş azaltıyor. Gelecek hafta belki de bu mali iktisadi işbirliği protokolüyle ilgili bir takım konular. Çünkü bugün yurt dışına gitti Sayın Başbakan. Yarın imza töreni var. Yani belki de farklı bir konuyla. Yani bir de insanların bugün beklentisi var. Yani bizim sorunumuz birilerinin makamdan alınıp alınmaması değil. Tabii ki. Bugün birçok insan, ben özel sektör çalışanıyım. Birçok insan işsizdir. Tabii. Ve birçok insan iş yerini kapatmıştır. Bugün taşımacılar sokağa döküldü. Başbakan yerinde yoktu. İnsanlar avaz avaz kapı önünde bir takım serzenişte bulundu. Ayrıca restorancılar isyan etti. Biliyorsunuz açılmadı. Ve bu insanlar aylardır ceplerinden sürekli para veriyor ve doğrudur. Olmayan parayı ödüyorlar. Artık deniz çekildi diye bir kelime kullanacağım. Doğrudur. Yok yani. Yok, bu insanlar açken biz o alındı, bu alındı. Doğru. Biz işte UBP'nin genel başkanı kim olacak ya da genel belli sekreteri değil, kim olacak bizi değil. İlgilendirmiyor yani doğru. Artık bu. Yani bir partinin artık kan kaybetmesi herhalde böyle olsa gerek. Bugün siz insanların ruh halini nasıl görüyorsunuz? Bugün tabii psikolojik olarak birçok insanımız etkilendi maddi manevi. Çok. En çok rastladığınız sıkıntı nedir? Yani bir psikiyatr olarak ne söylersiniz? Yani bu ülkedeki en büyük sorun ne şu an? Şimdi Covid-19 pandemisi. Tabii süremiz de aslında kaç doldu ama... Var? Geç geldiğiniz için evet. Birazcık uzatalım. Covid-19 pandemisi dünya çapında bir virüs pandemisi. Ama Covid-19'un yarattığı ruhsal hastalıklar pandemisi var dünyada. İkinci bir pandemi var. Hastalıklar %30 arttı. Evet. Yani normal insanların %30'u daha çok hasta oluyorlar. Hafif hasta olanlar ağırlaşıyor, ağırlar da patlayarak geliyor. Peki yaş oranı var mı? Yani hiç bu da fark önemli. Etmez. Ben etmiyor. Yani kliniğimde defalarca pandemiden sonra sıkıntılar arttı. Pandemiden sonra depresyona girdi. Pandemiden sonra hayaller gördü. Pandemiden sonra şöyle üzüldü, böyle bozuldu diye yığınlan hasta karşımıza geldik. Sizin dediğiniz %100 doğrudur. Sizin bir pandemik bir insanların ruh sağlığının da bozulduğu bir dönem. Şimdi bana bir soru sorsanız, pandemi geçince bu etkilerin ağır hasarını da hissetmeye devam edecek miyiz? Evet, çünkü psikolojik travmadır. Ölüm tehdidi olduğu için virüs, vücut bütünlüğümüze tehdit olduğu için bir çaresizlik ve dehşet duygusu yaratarak bizi depresyona sokuyor. Moral çökkünlüğü, karamsarlık gibi.
veya stres ve anksiyete yaratıyor, gelecek kaygısı yaratıyor ve intihara kadar varan duyguların artmasına sebep oluyor pandemi. Dolayısıyla bir ruhsal dönemden geçiyoruz. Bu ruhsal dönem geçtikten sonra da yıllar boyu bizi etkilemeye devam edecek. Kıbrıs'daki ekonomik bunalım da ki bizi ikinci bir darbe olarak buldu. O da dövizin biliyorsunuz yükselmesi, işsizlik oranının artması, uzun süre kapanma dönemleri de insanlarımızı çok ciddi bir ekonomik darboğaza soktuğu için insanların mutsuz olduğunu görüyorum. Burada tabii siyasetçiye de rol düşüyor. O bunları düzeltecek ekonomik açılımları koyması, özellikle dar yoksul kesimlere sağlayacağı o destekler, o hayat pahalılığını, yani marketlerdeki pahalılığı kontrol edecek bir babacan hükümet, bunları engelleyen, faizlerin biraz ötelenmesi, bankaların zaten döviz rezervleri çok büyüdü zaten, çok ciddi kazançları oldu bankaların bunlarla ilgili. En azından insanların o faiz uygulamalarını 3-5 ay bile öteleyecekleri bir uygulama onları rahatlatabilecek şeyler olmalıydı. Ama tabii sosyal izolasyon da, eve kapanmamız da çok başka bir... Yani. Tabii çünkü eskiden nefes alıyorsunuz, arkadaşınıza gidiyorsunuz, düğüne gidiyorsunuz, bir restorana gidiyorsunuz. Evet. Değil mi? Kuaföre, berbere gidiyorsunuz en azından. Yani bir adına. Hayatınızı, bir sosyal yaşantınız değişti. Tek başına bunun etkisi bile insanların çökkünlüğe, moralsizliğe sebep olan, ki Kıbrıs biliyorsunuz %23.4 oranla dünyadaki en yüksek depresyon oranlarından biridir Kıbrıs'ta. Bir böyleyken bir de bizi pandeminin vurması daha da zorlaştırdı. O yüzden insanlarımıza da belki tavsiyeler lazımdır, zaman zaman verelim. Aman bu evde muhakkak hobiler bulun. Eşinizle, çevrenizle kavga etmeyin. Kapalı ortamda yani hapishane gibi kız sıkılıyor. Aynen. Daha fazla çok sorun vardı aslında ama maalesef bir dahaki sefere herhalde. Bir dahaki sefere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda umarım kısa sürede bu süreci atlatırız, depresyondan çıkarız. Çıkarız. Çünkü biz halk olarak da bayağı etkilendik. Tabii. Bilmiyorum tabii süreç ne gösterecek. Çok teşekkür ederim. İnşallah bizi güzel günler Kıbrıs Türk halkı. Güzel günler yaşamalıdır. Buna ihtiyacımız vardır hep beraber. Ben bir umut ışığı her zaman görürüm. Çünkü toplumlar yaşayan varlıklardır. Bir gün mutsuzluğu gördükleri önemli. Gibi mutluluğu da bir gün yakalarlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, haftaya yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.